Her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler. Büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Sehri Savunma başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda Sehri Savunma programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Bildir Karabörklü, mikrofonda ben Esra Öneroğlu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve her pazartesi günü olduğu gibi bugün de stüdyo konuğum Harp TV editörü Sayın Bahri Mert Demirel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta son olarak Doğu Akdeniz ve Ege'deki dengelerle milli savunma sanayimizin burada nasıl bir önem arz ettiği konusunu konuşmuştuk Sayın Bahri Mert Demirel'le. Ancak sohbetimizi tamamlayamadık. Evet. Dolayısıyla bugün ilk olarak buradan başlamak istiyoruz ve milli bir savunma sanayi inşa etme çabaları Türkiye'ye, Doğu Akdeniz ve Ege'de ne gibi avantajlar sağlayacaktır ya da sağlamaktadır? Sayın Bahri Mert Demirel, hemen sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Sorunuzun cevabına geçmeden öncesinde geçen hafta bahsetmiş olduğum birkaç hususu bu hafta da konu bütünlüğü olması açısından kısaca aslında dillendirmekte fayda görüyorum. Geçen hafta kısaca bölgenin bu denli karmaşık olmasının sebepleri arasındaki askeri stratejik hususları ilk akla gelenlerin daha doğrusu sıralamıştık. Bunlar arasında bölgede ülkelerin ciddi bir askeri güç barındırıyor olmaları vardı. Ayrıca dünyanın önde gelen ülkelerinin de yine burada kendi çıkarlarının peşinden gitmesi dolayısıyla oluşan çeşitli gerginlikler vardı. Ve bölgede son zamanlarda işte fosil yakıt rezervleri daha doğrusu ortaya çıkması dolayısıyla yaşanan çeşitli gelişmelerin olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca geçen hafta vurguladığım bir diğer husussa Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail'in bölgedeki son gelişmelerin de ışığında Türkiye'ye karşı gayri resmi bir ittifak inşa ettiklerini ve işbirliği yaptıklarını söylemiştim. Kısaca geçen hafta söylediklerimi bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Evet. Bunlara ilave olarak sorunun geri kalanına bakacak olursak, İsrail örneğin bölgede oldukça ciddi bir askeri güç. Her ne kadar kendi ulusal stratejileri bağlamında deniz kuvvetleri açısından çok büyük bir kuvvet barındırmıyor olsalar da hem niceliksel hem de niteliksel anlamda güçlü bir kara ve hava kuvvetlerine sahipler. Bununla beraber deniz kuvvetlerinde Dolphin sınıfı denizaltılar mevcut. Ayrıca halihazırda Type 214 denizaltılarında envanterlerine katmak için çalışmalar yürütüyorlar. Öte yandan Mısır özellikle halihazırda ciddi askeri tedarikler gerçekleştirmekte. Tabii kimi çevrelerce bu alımların Sisi'nin hem batı hem de doğuya birer tabiri caizse rüşveti olduğunu söyleyenler de mevcut. Her şeyden önce alımların hem batı dünyasına hem de Rusya'ya, belki burada ilave olarak açabileceğimiz bir başlık, hem de Fransa'ya neredeyse eşit şekilde dağıtıldığını görebiliyoruz. Örneğin Fransa'dan Rafale uçakları tedarik edilirken Rusya'dan da MiG-29 alımı buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca zaten bir de envanterlerinde F-16'lar da vardı. Dolayısıyla lojistik anlamda bir kabus olduğunu söylemek mümkün Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin bugün. Evet Sayın Bahri Mert Demirel, Mısır yönetiminin bu son askeri alımları aynı zamanda bir meşruiyet sağlamak amacıyla yaptığı yönündeki söz konusu yorumlara ilişkin sizin görüşleriniz nelerdir? Tabi burada şeffaf olmak gerekiyor aslında. Her askeri alım doğal olarak politik bir hamledir aslında. Hı hı. Mısır Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu çeşitlilik durumu sadece Sisi ile birlikte ortaya çıkmadı. Örneğin Mısır Hava Kuvvetleri envanterinde Sisi öncesi de Rus malı hava araçları mevcuttu. Burada Sisi'nin yaptığı şey mevcut statikoyu devam ettirmek ve bu yolla da bir şekilde kendi iktidarının meşruiyetini sağlamak oldu. Zira alımlara bakıldığı zaman askeri kaygılar kadar, hatta belki daha da fazla şekilde siyasi kaygıların güdüldüğünü görmek oldukça kolay. Ayrıca yer yer Mısır, Fransız savunma sanayisi içinde işte can simidi gibi vazife gördü diyebiliriz. Örneğin işte Fransa'nın Rusya için inşa ettiği Mistral sınıfı LHD gemilerini Kırım'ın ilhakı sonrası Fransa satmayı reddetmişti. Daha doğrusu teslimini reddetmişti. Hı hı. Bu gemilerin de alıcısı yine Mısır oldu. Burada tabii Mısır'ın gemilere ihtiyaç duymadığını söylemek doğru olmayacaktı. Ancak yine de askeri açıdan başkasının isterleri için özelleştirilmiş bir platformun başka bir ülkeye
başka bir ülke tarafından tedariki her gün görebileceğiniz bir gelişme de değil açıkçası. Hele hele bu ülkeler Mısır ve Rusya gibi tamamıyla farklı coğrafyalarda, farklı stratejik ortamlarda bulunan, farklı gereklilikleri, gereksinimleri olan silahlı kuvvetlerine sahip ülkeler olduğu zaman. Ayrıca yine kendi deniz kuvvetlerine Fram sınıfı, Fırkateyn ve Gowin sınıfı korvet teminini de yaptılar. Bunların tamamı doğrudan doğruya Türkiye'yi de ilgilendiriyor tabii haliyle. Yunanistan'a baktığımızda ise son zamanlarda ekonomik darboğazda olmasına karşın silahlanma açısından ciddi gayretler gösterdiklerini görebiliriz. Burada tabii Yunanistan'ın 2017 yılındaki askeri harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %2,32'ye denk geldiğini söylemek lazım. Bu oran Türkiye'de ise 1,52 olarak şekillendi. Yunanistan'ın son alımları sırasında son alımları arasında ilk akla gelecek olan ve şüphesiz en çok ses getiren tedarik 2,4 milyar dolar değerindeki F-16 modernizasyon projesi oldu. Faz dizinin sıralı radarlardan görev bilgisayarlarına ve oradan elektronik harp kendini koruma sistemlerine ve hatta dost düşman tanıma sistemine kadar varan oldukça kapsamlı bir modernizasyon paketi aslında bu. Ayrıca Ege'deki adalarda konuşlandırmak üzere yine Amerika Birleşik Devletleri'nden OH-58D helikopterleri tedariki de gerçekleştirerek 2019'da başlangıç operasyonel kabiliyet deklarasyonunu yapmayı planlıyorlar. Kısa süre önce Yunanistan'ın Fransa'dan Fram sınıfı gemilerin kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı şeklinde haberler de çıkmıştı. Ancak daha sonrasında Fransa tarafından bu haberleri yalanlama da yapıldı. Sorunun özüne dönecek olursak peki biz Türkiye olarak neredeyiz noktasına bir bakmak gerekiyor. Burada bizim konuştuğumuz veya konuşmadığımız tüm savunma sanayi ürünlerimiz şüphesiz bir şekilde Türkiye'ye yönelecek tehditleri bertaraf edebilmek amacıyla geliştiriliyorlar. Dolayısıyla taraflar arası bir çatışma herhangi bir istenmeyen durum yaşandığı takdirde bu sistemlerin de dolayısıyla hedefleri Türkiye'ye yönelen yeni tehditler olacaktır. Burada kimi çözümlerimiz oyunun kurallarını değiştirebilecek nitelikte olan işte Plaza Türkçesiyle Game Changer olarak adlandırılan sistemler. Bu sistemler arasında ilk akla gelebilecek daha medyatik olanlar şüphesiz işte son seyir füzesi, Atmaca, topçu roketlerimiz ki bir çatışma durumunda Ege adalarında hakimiyetin sağlanması açısından oldukça önemli rol oynayacaklardır. Bora füzesi, vurucu İHA'larımız olacaktır. Ancak aslında radar ve elektronik harp alanındaki çözümlerimiz, milli hava savunma sistemlerimiz de en az bu sistemler kadar önem arz edeceklerdir. Hakeza düşük yoğunluklu bir çatışma ortamında veya kriz esnasında milli insan savaş araçları da oldukça önemli görevler üstleneceklerdir. Bunların haricinde kamuoyunun sürekli dilinde olan Milgem, Atak, Altay gibi projelere değinme ihtiyacı çok hissetmiyorum. Bu sistemler sürekli konuşulduğu için zaten 3 aşağı 5 yukarı Evet. çerçevesi belli. Bununla beraber elbette Milli Muharip Uçak ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi gibi sistemlerse oyunların kuralını değiştirmenin ötesinde kuralları baştan yazacaktır. Ancak en temelde burada aslında önemli olan husus sistemlerden projelerden ziyade ülkelerin karşımıza çıkartacakları her türlü platformun muadilini bir şekilde yerli olarak yapabiliyor olmanın olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan gidip Leopard 2A6 alabilir. Ancak bizim bundan sonrasındaki cevabımız işte 6 ay olacaktır bunun için. Özünde de tüm mesele bu aslında. Bugün Yunanistan'ın modernizasyon hamlesine F-35 tedarikiyle cevap verebiliriz. Ya da belki bizim F-35 alımımıza Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu bir cevaptır. Ancak biz karşısında milli muharip uçakla çıktığımız zaman bu iş farklı bir boyuta taşınacak. Şu anda pek çok alanda bir hayli lehimize olan tabloda o zaman tekrar düzeltilmesi oldukça güç şekilde Türkiye'nin lehine bozulacaktır. Bu bağlamda yorulmadan, dinlenmeden çalışmaya devam etmek gerekiyor aslında. Bugün konuşmayı istediğimiz başka bir konu da var. O da Türkiye'nin döner kanatlı hava araçları alanındaki mevcut durumu. Bu kapsamda Türkiye açısından teknolojik bir kilometre taşını temsil eden ve aynı zamanda kamuoyu tarafından da yakinen takip edilen T-129 Atak helikopterini kendi tarihsel bağlamı içerisinde nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin döner kanatlı hava araçları ile ilgili çalışmalarından söz ederken komponent düzeyine inmeden konuşmak ve hatta ilk olarak işte bu projeyle başlamak oldukça doğru olacaktır diye düşünüyorum. Atak projesi 1996'da Türkiye'de bir taarruz helikopterinin mümkün olduğu kadar yerli sanayi katılımından da yararlanılarak üretilmesi amacıyla başladı. Projenin teklife çağrı dokümanına Avrupa, Amerika ve Rusya'dan farklı firmalar cevap verdiler. Daha sonra başlatılan sözleşme sürecinde 2003'e kadar hepimizin bildiği işte AH-1Z helikopteri için üretici firma ile görüşmeler gerçekleştirildi. 2004
tarihli bu meşhur Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları ile birlikte ise projenin yeniden tasarlanmasına, çalışmalara tekrar başlanmasına karar verildi. Bugün hala devam etmekte olan bu yeni projede aviyonik sistemlerin ve silah sistemlerinin ise yurt içinde karşılanacağı bir çerçeve çizilerek oluşturulan ikinci projeyle aslında ortaya çıktı. Ayrıca projedeki tedarik miktarı da düşürüldü bu ikinci projede. Bu projenin kapsamı 50 adet kesin ve 41 adet de opsiyon olacak şekilde revize edildi. Bu projeye ise ikinci projeye Avrupa'dan 2, Güney Afrika'dan da 1 adet şirket teklif verdiler. Ancak ilk olarak bu Avrupalı firmalardan bir tanesi ihale sürecinden elendi. Daha sonrasında ihalenin kazanını Güney Afrikalı firmanın da elenmesiyle birlikte geriye kalan Avrupalı şirket oldu. 2007 yılında bu firma TUSAŞ ve Aselsan'la sözleşme imzaladı. Projenin toplam bedeli ise bugün yaklaşık olarak 3 milyar Amerikan doları şeklinde açıklanmıştı o zaman. TUSAŞ testlerinde üretimi gerçekleştirilen ilk T-129 Atak helikopteri ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirdi. İlk ön kabulleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Haziran 2014'te yapıldı. Ayrıca geride bıraktığımız süreçte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı da T-129 kullanıcıları arasına girdi. Bununla beraber Pakistan'a da 30 adet helikopterin ihracatı için sözleşme imzalandı. Atak projesi Türk havacılık sanayisi açısından yeri doldurulamaz bir öneme sahip proje şüphesiz. Her ne kadar TUSAŞ daha öncesinden de helikopter üretimi imalatı ile alakalı çeşitli tecrübelere sahip olsa da T-129 Atak helikopteri ile birlikte kelimenin tam anlamıyla bir sınıf atlandı burada. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise 35. T-129 Atak taarruz ve taktik keşif helikopterinin teslimatı gerçekleştirildi. Ayrıca T-129 projesinde kazanılan kabiliyetler ve T-129 helikopterinin hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun kullanım sonrası sağlanan geri beslemeler sayesinde bugün Atak 2 olarak anılan bir projede başladı. Atak 2 projesiyle tamamen milli ve yerli imkanlar ve kabiliyetlerle bir taarruz helikopterinin tasarlanması hedefleniyor. Ayrıca bu projede TUSAŞ tarafından yürütülen bir diğer önemli döner kanatlı hava aracı projesi olan T-625 ile ortak altyapı ve sistemler kullanılacak. Genel olarak Atak 2'nin daha yüksek bir faydalı yük kapasitesine sahip olacağı ve daha modern aviyonik sistemlere sahip olacağı beyan ediliyor. T-625'e bakacak olursak yakın zamana kadar kullanılan ismiyle Özgün Helikopter Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm ihtiyaç sahibi makamların hafif sınıf genel maksat helikopteri ve eğitim helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatıldı bu proje. Ana yüklenicisinin TUSAŞ olarak belirlendiği proje kapsamında yurt içinde tasarlanacak bir helikopterin geliştirme, test ve üretim faaliyetleri de yine milli imkanlarla gerçekleştirilecek. Projenin sözleşmesi taraflar arasında 26 Haziran 2013'te imzalandı. Sözleşme aynı yılın Eylül ayında yürürlüğe girdi. Proje aynı zamanda transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi sistemlerin de milli kaynaklarla geliştirilmesini öngörüyor. Helikopterin de aynı zamanda VIP, kargo, hava ambulans ve arama kurtarma gibi farklı görevlere de uyarlanabileceği öngörülüyor. Aslında burada bir de TUSAŞ'ın daha önceden Hürkuş'la birlikte ciddi bir kabiliyet kazandığı EASA sertifikasyon süreci de tekrardan gündeme gelecek. T-625 EASA sertifikasyonu da alacak. Aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce de sertifiye edilmesi planlanıyor. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında da helikopterin ilk uçuşunu gerçekleştirip 2021 yılında da seri üretime geçileceği duyurulmuştu. Ayrıca hazır T-625'ten söz açmışken motorların da yerleştirilmesiyle ilgili olarak TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından yürütülmekte olan turboşaft motor geliştirme projesine bir bakmak gerek. Bu proje motor sistemlerinin yerleştirilmesi ve önemli bir dışa bağımlılık kaleminde azaltılması amacıyla aslında başlatıldı. Aynı zamanda da Türkiye'nin türbin motorlar alanında gerçek manada bir sıçrama yapmasına da vesile olacak. Proje resmi olarak 7 Şubat 2017'de başlatıldı. Proje kapsamında 8 yıl gibi bir süreç içerisinde 1400 shaft horsepower güç üretecek bir motorun geliştirme faaliyetleri icra edilecek. Bu motordan kazanılan altyapı ile insansız hava araçları ve Hürkuş gibi farklı platformlara turboprop dediğimiz motorlar da geliştirilebilecek. Aslında türbin motorların genel olarak bir Lego'ya benzediğini söyleyebiliriz. Bu turbofan motorlar, turboprop, turboşaft motorlar hepsi aslında birbirinin bir şekilde türevi konumunda motorlar. Bu motora dönecek olacak turboşaft motora dönecek olursak proje resmi olarak 7 Şubat 2017'de başlatıldı. Proje kapsamında farklı bahsetmiş olduğum üzere süreçler
hep birlikte işletilecek. Hatta TUSAŞ Motor Sanayi AŞ TS-1400 motorunun çekirdeğinin milli muharip uçak için geliştirilecek motorda da kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta proje kapsamında çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığı ve ilk ateşlemenin gerçekleştirildiği duyurularak 10 Haziran günü Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda bir test videosu da yayınlandı. Şimdi halihazırda devam etmekte olan bir diğer genel maksat helikopteri projemiz ise Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi. Bu projenin Türkiye açısından arz ettiği önemi ve gerçekleştirilecek ilkleri dinleyicilerimiz için özetler misiniz Sayın Bahri Mert Elbette. T-70 olarak anılan bu helikopter aslında S-70i helikopteri üzerinden şekillendirilecek ve bu proje kapsamında Türkiye'de 109 adet helikopterin lisans altı üretim metoduyla üretiminin yapılması amaçlanıyor. TUSAŞ'ın internet sayfasında firmalarımızın buradaki iş paylarına alakalı güzel bir yazı var. Burada iş paylarını şöyle kısaca dillendirecek olursam, TUSAŞ kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk kontrol panelleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testleri ve entegrasyon ile lojistik desteği projede sağlayacak. Aselsan, temel hava yönetlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu ile yükümlü olacak. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ise T-100 motorlarını lisans altında üretecek ki bu lisans altında üretim sadece doğrudan doğruya üretim değil, aynı zamanda yüksek bir yerli sanayi katılımı bu motorlar için söz konusu olacak. Bir özel sektör firmamız ise iniş takımlarını, dişli kutusu, detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajını gerçekleştirecek. Sözleşme 21 Şubat 2014'te imzalanmıştı. Toplam proje bedeli yaklaşık 3,5 milyar Amerikan doları. Projenin asıl başlangıcı ise 2005 yılında yapılmış ve ilk helikopterin teslimatı için ise 2019 tarihi öngörülmüştü o zaman. Her ne kadar projenin öngörülen üretim miktarı 109 helikopter olsa da ilk tasarlandığı zaman proje 191 adetlikte bir opsiyon öngörülmüştü. Ayrıca proje tasarlanırken bu işbirliği sonucunda ortaya çıkacak helikopterin üçüncü taraflara ihraç edilmesi de arzulanmaktaydı. Bu arada projenin prototip helikopteri de Polonya'da üretildi. 22 Haziran 2016'da projenin yabancı ortağı tarafından düzenlenen törenle kabulü gerçekleştirildi bu prototip helikopterin. Ayrıca yine aynı firma tarafından bu helikopterin aviyonik entegrasyonu yapılmak üzere Türkiye'ye gönderildiği de 2 Mart 2017'de duyuruldu. Ayrıca yine aynı açıklamada ilk teslimatlar için ise 2021 yılının planlandığında bu sefer bahsedildi. Ayrıca projede teslimatlar genel olarak ne şekilde dağılacak ona bir bakacak olursa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu proje kapsamında 22 adet helikopter teslim alacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6, Jandarma Genel Komutanlığı 30, Özel Kuvvetler Komutanlığı 11, Emniyet Genel Müdürlüğü 20 ve Orman Genel Müdürlüğü ise 20 adet helikopter teslim alacak. Ayrıca bu proje ile çeşitli ilklere de imza atılacak bahsetmiş olduğumuz üzere. Bunlar arasında bir çırpıda sayabileceklerimiz 6 farklı kullanıcının ihtiyaçları konsolide edilerek tek bir konfigürasyon ortaya çıkartılmış oldu projede. Ayrıca Türkiye'de ilk defa dişli ve dinamik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecek. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından üretilecek T-700 motorlarının yurt dışına da satışı yapılabilecek. Aselsan tarafından geliştirilen kokpit çözümünün yabancı ortakla beraber Amerika Birleşik Devletleri haricindeki dış pazarlara pazarlanması da söz konusu olacak bu projeyle beraber. Aslında projenin iki farklı helikopter projesinin birleştirilerek yine isterlerinde konsolide edilmesiyle ortaya çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca tedarik edilmesi planlanan helikopter sayısında da zaman içerisinde artış söz konusu oldu. Ayrıca Türkiye için üretilecek olan helikopterlerin standart S-70i konfigürasyondan aviyonik anlamda değil, yapısal anlamda da farklılıklar göstereceğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek, ihtiyacı karşılamanın ötesinde yurt içindeki kabiliyetin desteklenmesi açısından da ciddi bir önem arz ediyor. Zaten geride bıraktığımız süreçte Türk savunma sanayi şirketleri bu alanda önemli atılımlar da yapmışlardı. Örneğin Aselsan'a bakıldığında bu alanda ciddi bir ürün portföyü oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Keza TUSAŞ'ın belirli bir eşiğin üzerine artık teknolojik olarak eriştiğini görüyoruz. Yine T'nin artık alt yüklenici konumundan sıyrılarak hem piston motorlarda hem de türbin motorlar alanında işte alt yüklenici konumundan ana yüklenici konumuna, platform üreticisi konumuna yükseldiğini görüyoruz. Peki TUSAŞ'ın mevcut 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri projesinin T-70 helikopteri göz önüne alındığında yurt içi pazarda nasıl bir karşılık bulacağını düşünüyorsunuz? Bununla ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz? Evet, T-70 helikopterin alım miktarına bakıldığı zaman genel olarak hacimli bir iş olduğunu söylemek mümkün.
Ancak öbür taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin döner kanatlı hava araçları envanterine de bir bakmak lazım. Buraya baktığımızda özellikle kara havacılık komutanlığı envanterine bakıldığında hatta ikame edilmesi gereken genel maksat helikopteri miktarı değerlendirildiğinde bu alanın aslında çok da yüksek bir sayı olmadığını görüyoruz. Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine bahsetmiş olduğum üzere opsiyon kısmı hariç tutulduğunda sadece 22 helikopter girecek. Tabii bu genel olarak büyüklüğü sadece eğitim amacıyla kullanılan helikopterleri çıkarttığımız zaman bile yüzlere ulaşan bir envanterden bahsediyoruz Kara Havacılık Komutanlığı için. Dolayısıyla uzun vadede sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı için bile oldukça büyük alımlar yapılabileceğini görmemek imkansız aslında. Zaten bir de bunun birisi kesin olan Anadolu, birisi de inşa edilmesi yüksek ihtimal olan kardeş gemisinde konuşlandıracak, yani yeni LHD gemilerinde konuşlandırılacak helikopterler söz konusu olacak. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ASV ve Asu filosunun ikamesi gerekecek. Bununla beraber yüksek bir menzil değerine sahip olan muharebe arama kurtarma görevlerinde kullanılabilecek helikopterlerin ve bunlar gibi daha nicelerinin tedariki gerekecek. Bu arada hazır Anadolu'dan bahsetmişken geçtiğimiz gün Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda ilk defa resmi olarak Anadolu'nun bir kardeş gemisinin inşasının planlandığı, bu konuda çalışmalar yapıldığında doğruladığını söylemek gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yayınladıkları infografikle. Helikopterle de dönecek olursak, dolayısıyla TUSAŞ'ın 10 ton sınıfı helikopter tedariki oldukça geniş bir pazara hitap ediyor aslında. Dolayısıyla da böyle bir atmosferde geliştirilen helikopter burada ortaya çıkan isterlere de uygun olarak tasarlanıyor. Bu isterlerin doğrudan doğruya aslında helikopter üzerindeki etkilerini de görebiliyoruz. TUSAŞ tarafından paylaşılan bilgilerde de zaten arama kurtarma ve deniz üstü operasyonları uygunluk, katlanabilir iniş takımları, ayakta personel taşıma ve 1000 kilometrelik menzil gibi farklı vurgular mevcuttu. Dolayısıyla artık yavaş yavaş TUSAŞ'ın sahip olduğu kabiliyetleri bir araya getirerek özgün ürünler ortaya çıkartmaya başladığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz süreçte tilt rotor olarak adlandırılan oldukça inovatif farklı teknolojilerin de yavaş yavaş geliştirilmeye başlanabileceğini İDEF 17 fuarında söylemişlerdi. Dolayısıyla burada oldukça yeni inovatif bir alan ve teknolojik kazanım var. Evet, önümüzdeki haftalarda da yine bu konularla ilgili konuşacağız. Elbette. Bizim ana konumuz zaten milli savunma sanayimizin gelişimi ve yenilikleri ele almak, konunun uzmanlarıyla. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar Ben teşekkür diliyorum. ederim, sağ ol. Sevgili dinleyicilerimiz, bu pazartesi günü de Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda Seyri Savunma programının sonuna geldik. Bizler sizleri her pazartesi saatler 15'i gösterdiğinde Seyri Savunma programına bekliyor olacağız. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Bedir Karabörklü, mikrofonda ben Esra Ömeroğlu ve her pazartesi bizimle birlikte olan stüdyo konuğum Harp TV editörü Sayın Bahri Mert Demirel. Tekrar teşekkür ediyorum ve sevgili dinleyicilerimiz, görüşünceye kadar hoşça ve sağlıkla kalın. Her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Seyri Savunma.